Değerli vatandaşlarım, bugün sizlere büyük bir üzüntü ve derin bir kaygıyla sesleniyorum. İktidar sahiplerinin bölücü ve kutuplaştırıcı dili maalesef camilerimize de yansıdı. Bugün İstanbul Sultan Gazi Cebeci Camii'nde yaşananlar toplumsal barışımız açısından son derece vahim. Bir din adamının kardeşi kardeşe, vatandaşı vatandaşa karşı silahlanma çağrısında bulunması, 28 Mayıs'ı büyük bir toplumsal çatışmanın yansıyacağı gün olarak ifade etmesi, her şeyden önce silm, yani barış anlamına gelen İslam dinimizin, yüce dinimizin temel değerlerine de aykırıdır. Yasalar açısından da büyük bir suçtur. Kardeşi kardeşe düşman kılan, halkımızı dinimizden, camimizden soğutan kim olursa olsun görevden alınmalı ve yargı önünde hesap vermeli. Peki biz buraya nasıl geldik? Nasıl oldu da şimdiye kadar manevi huzur içinde omuz omuza namaz kıldığımız camilerimizde böylesi görüntüler yaşanmaya başladı? Eğer seçim kampanyasında Cumhur İttifakı'nın ortaklarından biri olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal muhalefeti kastederek küffar, yani kafirler diye seslenme cüretinde bulunmuşsa ve başta Sayın Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar sahipleri bu büyük suç karşısında sessiz kalmışsa, işte sebep burada değerli vatandaşlarım. Eğer camilerimiz bir siyasi miting alanı haline dönüştürülmüşse, işte sebep burada. Din adamlarımıza sesleniyorum. Bu vahim yaklaşım, İslam'ın özüne aykırı olan bu tutum, bu dil karşısında önce siz sesinizi yükseltin. Biz toplumu birleştirmek için çağrıda bulunuruz deyin. Camilerimiz ortak mekanlarımız deyin. Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Açık ve net bir tavır alın. Camilerimiz kimsenin şahsi mülkü ya da siyasi faaliyet alanı değildir ve olmayacaktır. Ve iktidar sahiplerine sesleniyorum. Yapmayın, etmeyin. Toplumu bölmeyin. Camilerimizin saflarını birbirinden ayırmayın. Bölücü dili, kutuplaştırıcı dili artık terk edin. Siyasi iktidarınız için camilerimizi, dinimizi, milli ve manevi değerlerimizi kullanmaktan artık vazgeçin. Ateşle oynamayın. Ve manevi huzur için camiye giden bütün inanan kardeşlerime, mümin kardeşlerime sesleniyorum. Camilerimize huzur içinde gidiniz. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi yaklaşımı benimserseniz benimseyin, omuz omuza verin. Saflarımızı her zaman olduğu gibi diri tutalım. Omuz omuza veren gönülleri birbirinden koparmayalım. Bütün vatandaşlarımı, iktidar sahiplerini ve bütün ilgilileri basiretle davranmaya çağırıyorum. Ve hepinizi tam bir toplumsal barış içinde gerçekleştireceğimiz seçimler için hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. 28 Mayıs milli iradenin tecelli edeceği bir gün olacaktır. Ve 29 Mayıs'ta iktidara kim gelirse gelsin, camilerimiz yüzlerce yıl olduğu gibi bundan sonra asırlarca da kardeşliğin, birliğin sembolü olacak ve bizi birbirimizden kimse ayıramayacak. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.